Tansiyonların nabızları stabil, ateşi... İnsanları hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişilere hemşire deniyor. Yeşim, özel bir hastanede başhemşire Hatice Hanım'ın sorumluluğunda hemşire olarak görev yapıyor. Dördüncü katta genelde cerrahi vakalarımız yatıyor. Yeşim Hanım da bir kolonsiyanın hazırlığını yapacak. Hastayı yukarıya alacak, odasında üstü çıkarılacak, vücut bakımı yapılacak. Hastanenin doktorları ve başhemşire onu çok başarılı buluyor. Çok sevecen, kültürlü, hemşire mesleğine aşık bir arkadaşımız. Dört dörtlük bir hemşire diyebilirim. Ameliyatına karar verilen hasta, hemşirenin görev aldığı kata getiriliyor. Yeşim hemşire hastayı odasına götürüyor. Yapılacak operasyona göre hastayı ameliyata hazırlıyor. Zeynep Hanım'ı servisimize aldık. Öncelikle ameliyat öncesi hazırlıklarımızın olması gerekiyor. Bunun için damar yolu artı tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Her şey normal çıktıktan sonra zaten tekrar doktorumuzla görüşüp ameliyat öncesi hazırlıklarımız sonlandırıldı. Bu tetkikler bilgi ve uzmanlık istiyor. O, bu konuda oldukça tecrübeli. Hemşire hastaya ameliyathaneye kadar refakat ediyor. Hemşireler bilgili, yardımsever, soğukkanlı ve sevecen kişiler. Yeşim hemşire yüksek öğrenimini başarıyla tamamlamış, hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans diploması alarak hemşire unvanına sahip olmuş. Hemşire, ameliyattan çıkan Zeynep Hanım'a yüksek bir sorumluluk duygusuyla bakım uyguluyor. Ameliyatınız çok iyi geçti. Şu an her şey yolunda. Odanızdasınız. Gelişen durumlarda çabuk ve doğru kararlar veriyor. Nasılsınız? Ağrınız mı var? Tamam, şimdi ağrı kesicimizi yapacağız. Görevi sırasında birçok alet ve malzemeyi beceriyle kullanıyor. Hemşireler, resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabiliyor. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindeler. Uzun süre kalan hastalarımızda duygusal bir bağ oluşuyor. Hastaneden taburculuğu süresince üzüntü yaşıyoruz ve sonrasında zaten ziyaretlerimiz devam ediyor. Gaz pozitif, defekasyon negatif, genel durumu iyi. Meslekte işsiz kalma durumu yok denecek kadar az. Hemşireler sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanları. İşsiz kalma diye bir şey yok. Kesinlikle yok. 10 dakika sonra buradan çıkıp başka bir yerde kesinlikle iş bulabilir. Hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içinde sorumlu hemşirelik, baş hemşirelik ve uzman hemşirelik kademelerine yükselebilirler. Sağlık meslek alanında, anatomi veya farmakoloji alanında meslek dersi öğretmenliği düşünüyorum. Hastanın durumu oldukça iyi. Onun iyileşmesi Yeşim hemşireyi çok mutlu ediyor. Bu mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Hemşirelikle ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ve İşkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.